Son dakika bilgisi olarak da ekranlarımıza yansıtıyoruz. Elazığ'da deprem meydana geldi. Dakikalar önce AFAD'dan açıklama var. 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD 17.04'te meydana gelen depremin derinliği 16.22 kilometre dedi. Diğer bilgileri de aktaralım size. Merkez üssü Elazığ'ın merkezi efendim 17.04'te gerçekleşti. Ne kadar sürdü? Nasıl etkiler var? Bir hasar var mı? Bir yaralanma var mı? Elbette meraktayız. Bilgileri de alacağız. Çok yeni bilgiler, sıcak bilgiler. An be an ekranlarımıza yansıtıyoruz AFAD'dan gelen açıklamayı. İhlas Haber Ajansı'ndan gelen ilk görüntülerde de insanların paniklediğini, elbette sokaklarda olduğunu görüyoruz. Şimdi bir yandan mesai saati, elbette herkes işinde gücünde sokaklarda. Dolayısıyla nasıl bir etki yarattı Elazığ'da merak konusu ki hatırlatalım. 2020 yılında da Elazığ'da bir deprem gerçekleşmişti. 6,5 büyüklüğündeydi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ve o depremde can kayıpları da yaşanmıştı. Umarız böyle bir durum yoktur. Bu 5 büyüklüğünde bir deprem olduğu duyuruldu. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada elbette çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bu bir öncü deprem mi yoksa beklenen bir deprem miydi? Hangi fay hatları tetiklendi? Bölgenin orada kritik olması neden kaynaklanıyor? Hangi fay hatları geçiyor? Elbette merak ediyoruz. Daha fazla bilgiyi birazdan yine haber merkezimize ulaştıkça alacağız ki 2020 yılındaki depremi hatırlatalım. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşmişti. Anadolu ve Avrasya plakaları arasındaki sınırda meydana gelmişti. Dolayısıyla deprem bölgesi elbette ülkemiz sık sık depremler yaşanıyor. Bir yandan da işte hem özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da olası yeni depremlere dair de bütün illerde hazırlıklar yapıldığını biliyoruz. Özellikle Marmara bölgesini çok sıkça konuşuyoruz. Ama işte ülkenin diğer bölgelerinden de sıkça deprem haberleri geliyor. Şimdi son haber dakikalar önce yaklaşık bir 14 dakika önce Elazığ'dan geldi. Elazığ'da meydana geldi deprem ve özellikle 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu AFAD ilk bilgiler. 16.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin. Umarız bir yaralanma, can kaybı, hasar yoktur binalarda da. Elbette dakikalar içinde Elazığ Valiliğinden de açıklamalar gelecektir. Yine belediyelerden de açıklamalar gelecektir ki merkez üssü Elazığ merkez olarak belirtiliyor AFAD açıklamasında. Ne kadar sürdü, kim nasıl etkilendi elbette merak ediyoruz. Yeni bilgilere ihtiyacımız var. Bilgiler ulaştıkça sizlere aktaracağız ama şimdi ajanslara düşen cep telefonu kameralarıyla Elazığlıların çektiği görüntüler de yine ekranlarınıza yansıyor. Ekranlarımızı ikiye böldük. Sağ tarafta AFAD'dan gelen o ilk bilgiler, sınırlı bilgileri aktarıyoruz sizlere. Büyüklüğü 5 büyüklüğünde bu depremin merkez üssü, merkez Elazığ merkez olduğu belirtiliyor. 17.04'te meydana geldi ve derinliği de 16.22 kilometre olarak belirtildi.